Mecliste bütçe maratonu bitiyor ama vekillerin tatile girmeden önce şöyle sağlam bir çalışması, uzun bir mesai yapması gerekiyor. Önce bütçenin kapanışı, sonra gen soru var. Ömer Topsakal mecliste. Ömer, nasıl bir program var genel kurulda? Önce bütçe mesaisi tamamlanacak ki bugün kesin hesap hakkında oylama yapılacak. Yine parti grupları ve hükümet adına konuşmalar gerçekleştirilecek. İlk olarak HDP grubuyla başlayacak. Birkaç dakika içerisinde genel kuruldaki oturumun başlamasını bekliyoruz. İlk gün olduğu gibi son oturumu da Meclis Başkanı İsmail Kahraman yönetecek. Ardından sırasıyla AK Parti, MHP ve CHP grupları gelecekler kürsüye ve bütçe mesaisinin son virajı da alınmış olacak. Ama bugünkü mesai bununla tamamlanmayacak. Çünkü bütçenin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gen soru önergesi gündeme alınacak. Dört parti bu konuda uzlaşmaya vardı. Bütçe tamamlanır tamamlanmaz gen soru önergesi gündeme gelecek ki yine gergin bir oturumun Meclis Genel Kurulu'nu beklediğini söylemek mümkün. Yine grupların ardından MHP, HDP, CHP ve AK Parti'nin ardından kürsüye savunma adına, hükümet adına konuşmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelecek. Dediğimiz gibi gergin bir oturum bizi bekliyor ama bütçe sonrasında, yani saat akşam saatlerinde 9-10 civarında gen soru önergesine geçilmesini bekliyoruz. Son olarak da gen soru tamamlandıktan sonra AK Parti'nin bir grup önerisi olacak. O da meclis tatiline ilişkin olacak ki bu oturumda da gerginlik bekleniyor. Bunun nedeni de şu: muhalefet partileri taşeron düzenlemesinin meclis eliyle gerçekleştirilmesini istiyor. Yani taşeron düzenlemesi sonrası meclisin tatile girmesi gerektiği savunuluyor. AK Parti bunun aksini savunduğu için de grup önerisini verecek. 9 Ocak'a kadar meclisin tatile girmesi üzerine, yani taşeron düzenlemesinin KHK yetkisiyle gerçekleştirilecek olması mecliste tansiyonu yükseltecek bir diğer başlık. Bunu da söylemek mümkün. Kim mesai başlamadan aslında tartışma başladı. Bilindiği gibi bugün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nın bazı ifadeleri olmuştu CHP Genel Başkanı'na yönelik. Az önce Kılıçdaroğlu meclisteki makamına girmeden gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Erdoğan'a cevap verdi. Yani siyasetin tansiyonu henüz genel kurul oturumu başlamadan yükselmiş oldu. Gün içerisinde de benzer tartışmalarla bugünkü uzun mesainin tamamlanmasını bekliyoruz Ece. Evet, genel kurul başlamadan siyasetin tansiyonu yükseldi. Bakalım yüksek tansiyon devam edecek mi? Ömer Topsakal, teşekkür ediyoruz.